500 oluyor bazen. Yani buradan kopardıklarımızdan burada bunun gibi herhangi bir şey var mı? Yani falan gibi bir şey yok. Parmaklar içinde konuluyor. O şekilde poşetleniyor. Askıya alıyorsun. Verim az oluyor kavakta diye biliyorum. %40 verimler. Biz geçen hafta bir turban koparttık başkanım. Son 10 bin lira. Yamandan aldığımız 33 lira. Ne veriyor? Kimisi 1 kilo, 1,5 kilo. Yani orada alıyor. Ne oldu? Sirek elektrikçi. Nazar mı? Elektrikçi aldım. Yes. İstiridye. Taş. Bu talaş herhalde. Talaş mı? Pamuk. Pamuk başkanım, evet. Bu pamuğun telefonu. Pamuk telefi Gaziantep tarafından geliyor. Yani değişiyor. Ya bunlar hazır, bunlar için tabii ki. Üretiliyor. Arkada onlara... O şeyin içerisinde tohumu da var. Bunun içerisinde komposta besleniyor normalde. Peki sargı buna geçiyor. Bunu tırmık yapıyoruz. Eşit olarak toprağı her yerine dağıtıyoruz. Ondan sonra mantar pinleri çıkmaya başlıyor. 12. günde falan mantar çıkmış oluyor yani. Yani normal bildiğimiz tarla toprağı gibi değil. Bataklık çamuru gibi bir şey. Yarısı geldi, yarısı gelmiş. Bu kültürümüz birçok vilayetimizde yok. Bunu yemek kültürümüz. Sanki mantar çok lüks yerlerde, lüks restoranlarda, lüks marketlerde satılan bir ürünmüş gibi algılandı halkımız tarafından. Halbuki son derece ucuz ete göre. Son derece ucuz bir ürün ve protein açısından da bence etten bile daha kaliteli ve daha üstün olan bir ürün. İnşallah bu Kerem arkadaşımızın yapmış olduğu bu öncülük 19 Mayıs'ta mantar seracılığı bakımından da bir örnek olacak ve gören arkadaşlarımız da bunu büyüterek katma değerimizi 19 Mayıs için ve Samsun için inşallah zirveye taşıyacaklardır. İlk başladığımda bir 120 metrekare bir çadırla başlamıştım. Şu anda yaklaşık olarak 1500 metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. 15 odamız mevcut. 15 odamızın 7 tanesi istiridye çadırı, 7 tanesi beyaz şapkalı mantar, Agaricus bisporus dediğimiz beyaz şapkalı mantar üretiyoruz. Yanında kestane mantar da üretiyoruz. Genellikle Sinop'tan Rize'ye kadar sahil kesimine mantar gönderiyoruz. Aynı zamanda da ürettiğimiz mantarları hem paket yapıyoruz marketlere, hem de pazarlara kasayla veriyoruz. Bu işe başladığımda aylık 2 tona yakın bir üretim yapıyordum. Şu anda aylık 65-70 tonu bulduk gibi bir şey. 1-2 aya kadar inşallah bir 7-8 odalık TKDK destekli 8-16 bir oda daha kuracağız. 8 tane 7 tane bir aksilik olmazsa. Şu anda zaten çok talep var, yetiştiremiyoruz ama işte bu pazarlardan dolayı bir ufak sıkıntı var. Ama gerisi çok iyi, güzel yani şükür. Hedefimiz 100-120 ton arası olursa talebi karşılamaya yetecek gibi. Karadeniz bölgesine verdiğimiz için zaten dışarıya yetiştiremiyoruz. Şu anda ortalama 10-11 lira arası gidiyor kilosu toptan. Pazarlarda 14-15 arası gidiyor. Bu kompost torbası diyoruz biz bu üretim yaptığımız torbalara. İçerisinde %100 organik pamuk var. 10 kiloluk torbadan 65 günde ortalama 4 ila 5 kilo arası bir mantar alıyoruz. Yani %40-%50 arası bir verim veriyor. Eğer her şey yolunda giderse. 10 kiloluk torbadan 4 kilo mantar alıyoruz. Ortalama 100 metrekare bir oda takribi 1000 torba alıyor. Yani bir odadan 65 günde 4 tona yakın hasat yapılabiliyor çok rahat. Bu pamukta o fermantasyona uğramış samanda tavuk gübresinde üretiliyor. Üzerine harici toprak seriliyor.